Kent bilimin yanında. Sovyetler Birliği'nin son demlerinde, Leningrad'ın dondurucu soğuğunda dünyaya gelen bir çocuk. Kim derdi ki bu çocuk yıllar sonra milyonlarca insanın hayatını değiştirecek, hükümetleri titretecek ve özgür iletişimin sembolü haline gelecekti. Diğer taraftan da modern dünyanın en garip, en tartışmalı karakteri haline gelecekti. Bu Pavel Durov'un hikayesi. Rus Zuckerberg ya da Rus Elon Musk lakabıyla anılan ama belki de bu unvanın çok ötesine geçen bir adamın öyküsü. 10 Ekim 1984'te bugün St. Petersburg olarak bildiğimiz Leningrad'da dünyaya gelen Pavel Durov. Daha çocukluğundan itibaren sıra dışı bir zeka ve teknolojiye karşı olağanüstü bir yeteneği olduğu belliydi. Babası Valeri Durov saygın bir filolog, annesi ise bir akademisyendi. Böyle bir ailede büyümenin onun geleceğinde önemli bir rol oynadığını söylemek zor olmaz herhalde. Pavel de küçük yaşlarından itibaren bilgisayarlarla haşır neşir olmaya başlamış, ailesinin diğer üyeleri dil ve edebiyatın derinliklerinde gezinirken o dijital dünyanın sınırlarını keşfetmeye başlamıştı bile. Pavel eğitimine babasının öğretim görevlisi olarak çalıştığı İtalya'da başlayacaktı. İtalya'da geçirdiği yıllar Pavel'in çok kültürlü bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmuştu tabii. Daha o zamanlarda bile farklı kültürleri ve dilleri bir araya getiren teknolojik platformların hayalini kuruyordu. Rusya'ya döndükten sonra St. Petersburg'daki akademik gimnazyuma kaydoldu. Bu okul Rusya'nın en parlak genç zihinlerini yetiştirmesiyle ünlüydü ve Pavel'in yeteneklerini daha da geliştirmesine olanak sağladı. Burada kendi kendine kodlama öğrenen Durov, zor algoritmalarla uğraşıyor, arkadaşları arasında geleceğin teknoloji dehası olarak anılıyordu. Bunun göstergesi olarak Pavel bir gün okulun bilgisayar sistemini hacklemiş ve tüm ekranlara "ödevlerinizi yapmadınız, cezalısınız" yazmıştı. Okul yönetimi tabii bu olayı hoş karşılamamış, Pavel'e ceza vermişti. Ama o yıllarda, o yaşlarda bu tip bir eylemin arkadaşları arasında nasıl bir etkisi olacağını tahmin edersiniz. Bayağı popüler, hatta efsane olmuştu Pavel. Ama bu olay sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda gelecekte de başına iş açacak otoriteye karşı tutumunu da gösteriyordu. Ama garip bir şekilde Pavel 2006'da teknik bir bölümden değil, St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nden bir teknoloji meraklısı için alışılmadık görünen bu tercih aslında Durov'un hayatındaki iki büyük etkiyi yansıtıyordu. Babasının akademik mirası ve kendi dijital tutkusu. Bu eğitim ona yapısal düşünme, detaylara dikkat etme ve iletişimin inceliklerini anlama yetenekleri kazandırdı. Bu beceriler ileride kuracağı platformlarda paha biçilemez olacaktı. Üniversite yıllarında Batı'da Facebook'un yükselişinden ilham alan Durov, sosyal ağlar üzerinde deneyler yapmaya başladı. Facebook'un Rusya'da henüz yaygın olmadığını fark eden Durov, burada büyük bir fırsat gördü. 2006'da henüz 22 yaşındayken kardeşi Nikolay'ın da desteğiyle VKontakte adlı bir sosyal ağ platformu kurdu. Kısaca VK olarak bilinen bu platform, özellikle Rusça konuşanlar için tasarlanmıştı ve kısa sürede Rusya'da büyük bir boşluğu doldurdu. Bu arada platformu sadece birkaç ay içinde geliştirmiş ve piyasaya sürmüştü. Başlangıçta sadece St. Petersburg Üniversitesi öğrencilerine açık olan platform, kısa sürede diğer üniversitelere ve ardından tüm Rusya'ya yayılmıştı. Durov'un VK için vizyonu netti. Ücretsiz, kullanıcı dostu ve güçlü bir ifade özgürlüğü ilkesine bağlı bir platform olmalıydı. Bu vizyon Rus gençliği arasında büyük ilgi gördü. VK sadece bir sosyal ağ değil, aynı zamanda bir müzik ve video paylaşım platformu olarak da hizmet veriyordu. Bu özellik telif hakkı sahipleriyle sorunlara yol açsa da kullanıcılar arasında büyük beğeni toplamıştı. VK'nın büyümesi baş döndürücüydü. 2007'de 1 milyon kullanıcıya ulaşan platform 2010'a geldiğinde 100 milyon kullanıcıyı aşmıştı. Durov artık büyük bir oyuncuydu. Ki buna uygun olarak Time dergisi onu Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak tanımlayacaktı. Ancak başarı beraberinde sorunları da getirmişti. VK büyüdükçe hem rakiplerin hem de Rus hükümetinin dikkatini çekti. Hükümet platform üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyordu. Durov'un yetkililerle işbirliği yapmayı reddetmesi ve kullanıcı gizliliği ile ifade özgürlüğünü savunmaktaki kararlılığı üzerindeki baskıyı arttıracaktı. Bu dönemde Durov renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyordu. Ofise siyah kapşonlu sweatshirt'ü ve Matrix tarzı gözlükleriyle geliyor, çalışanlarına para dağıtıyordu. 2011'de ise Rus hükümetinin muhalefet liderlerine karşı baskısını protesto etmek için banknotları uçak yapıp ofis penceresinden atmıştı. Bir anlamda bir protestoydu bu. Durov da daha sonra bu olayı şöyle açıklamıştı. "Paranın gerçek bir değeri yok. Önemli olan fikirler ve özgürlük."
2011 yılında Rus hükümeti VK'dan muhalif grupların sayfalarını kapatmasını isteyecekti. Durov bu talebi reddetti ve cevap olarak Twitter'da kullanıcıların Putin'e benzettiği bir köpeğin dilini çıkardığı bir fotoğrafı paylaştı. 2014'de gelindiğinde hükümet ve hissedarlarla artan anlaşmazlıklar sonucu Durov kurucusu olduğu VK'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bu onun için bir dönemin sonuydu. Durov şirketten ayrılmadan önce son bir hamlede yapacaktı. Tüm çalışanlarına bir e-posta göndererek özgürlüğün fiyat etiketi yoktur demişti ve VK'nın artık özgür bir platform olmadığını açıkça ilan edecekti. VK'dan ayrılışının ardından Durov Rusya'yı terk etti. The New York Times'a verdiği bir röportajda 2014'te Moskova'yı terk etmek zorunda kaldığını, çünkü evine daha önce SWAT ekiplerinin sürekli geldiğini anlatmıştı. Bu olayla Durov'un Rusya macerası sona ermişti. Ancak Durov için bu son yeni bir başlangıcın habercisiydi. Aslında VK'daki son günlerinde bile yeni bir proje üzerinde çalışıyordu. Adı da Telegram'dı. Kardeşi Nikolay ile birlikte, ki Nikolay çok önemli bir karakter. Matematik olimpiyatlarında üst üste altın madalyalar kazanmış bir karakter. İşte bu karakterle, kardeşiyle birlikte 2013'te kurdukları Telegram uygulaması Durov'un özgürlük ve gizlilik ideallerini tam olarak yansıtıyordu aslında. Telegram'ın doğuşu aslında Durov'un kişisel deneyimlerinden de kaynaklanıyordu. Az önce bahsettiğimiz Rus özel kuvvetlerinin evine yaptığı baskınlarda kardeşi Nikolay'a güvenli bir şekilde mesaj göndermenin ne kadar zor olduğunu fark etti. Bu olay onu güvenli ve şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulaması geliştirmeye itti. Telegram özünde gizlilik odaklı olarak tasarlandı. Nikolay'ın geliştirdiği MT Proto protokolü sayesinde mesajlar uçtan uca şifreleniyor, böylece araya girmek neredeyse imkansız hale geliyordu. Bu güvenlik önlemi sadece teknik bir seçim değil, aslında felsefi bir duruştu. Durov, kullanıcıların gözetlenme korkusu olmadan özgürce iletişim kurabilecekleri bir platform yaratmak istiyordu. VK'da savaştığı ama tam olarak gerçekleştiremediği bir şey. Telegram'ın lansmanı ise çok ilginç bir olaya denk gelecekti. Edward Snowden'ın NSA ifşalarının hemen ardından gelen bu uygulama, gizlilik konusunda artan endişelere de bir cevap veriyordu aslında. Durov, uygulamanın tanıtımında şöyle söylüyordu: "Telegram, özgürlüğün ve gizliliğin son kalesidir. Biz kullanıcılarımızın verilerini korumak için her şeyi yapacağız." Ve şaşırtıcı olmayacak şekilde Telegram inanılmaz hızlı büyüyecekti. İlk yılında 100 bin günlük aktif kullanıcıya ulaşan uygulama 2024 itibariyle 950 milyon aktif kullanıcıya ve 30 milyar doların üzerinde bir değerlemeye sahip. Ve bu sayede Durov artık Forbes'un milyarderler listesine girdi. 15.5 milyar dolarlık net değeriyle kendisi teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ama tabii Telegram'ın başarısı da yeni sorunları da beraberine getirdi. Telegram'ın üzerinde durduğu felsefe, bu gizlilik felsefesi, tahmin edersiniz ki bazı sorunlara da yol açacaktı. Uygulamanın güçlü şifreleme özellikleri ve içerik moderasyonu konusundaki gevşek tutumu platformu terörist gruplar ve suç örgütleri için de cazip hale getirmişti. Araştırmalara göre Telegram mesela IŞİD gibi terör ağlarının tercih ettiği uygulama haline geldi. Tabii bu da Durov'u zor bir pozisyona soktu. Bir yandan kullanıcıların gizliliğini korumak istiyor, diğer yandan platformunun suç faaliyetleri için kullanılmasından endişe duyuyordu. Ancak Durov bu konuda taviz vermedi. Herkese güvenli olan bir mesajlaşma teknolojisini teröristler hariç herkes için güvenli hale getiremeyiz. Ya güvenlidir ya da değildir diyerek pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Tabii böyle deyince de Telegram birçok ülkede yasaklanmaya başladı. 2018'de Rusya'da yasaklanan uygulama İran, Çin ve Tayland gibi ülkelerde de engellendi. Ancak Durov hiçbir şekilde ilkelerinden taviz vermeyecekti. Rusya'daki yasağa tepki olarak yüzlerce kişi protesto gösterileri düzenledi. Bazıları Durov'u bir aziz gibi resmeden pankartlar taşıdı. Durov da boş durmamış, bu yasaklara teknolojik çözümler bulmuştu. Telegram engelleri aşmak için sürekli olarak IP adreslerini değiştirdi ve kullanıcılara VPN kullanmaları için rehberlik etti. Durov bu durumu Twitter'da bir dijital direnişin zaferi olarak ilan etti. Şöyle de ekledi: "Gizlilik bir insan hakkıdır." 2022'ye geldiğimizde ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Telegram çok kritik bir rol oynadı. Uygulama hem Ukraynalılar hem de Ruslar tarafından güvenilir bir iletişim ve haber kaynağı olarak kullanılmaya başlandı. Durov bu süreçte tarafsız kalmaya çalıştı. Ancak Ukraynalı kullanıcıların verilerini koruma sözü verdi. Mart 2022'de bir Telegram gönderisinde şöyle yazmıştı: "Ukraynalı kullanıcılarımızın gizliliği bizim için kutsaldır. Daha önce Kremlin'in taleplerine direndiğimde çok kişisel riskler almıştım.
Ama ben kullanıcılarımızın yanında durmaya devam edeceğim. Kişisel hayatına geldiğimizde ise çok şey bilmiyoruz aslında. Özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak bazı bilinen detaylar ve söylentiler bayağı ilginç. Durov'u birazdan bahsedeceğimiz Fransa'da görülen bir mahkeme sırasında açıkladığına göre bir sperm bağışçısı ve 15 yıl içerisinde 100'den fazla biyolojik çocuğu olduğu biliniyor. Sadece bir kere evlenen Durov ile ilgili Elon Musk bunu öğrendiğinde modern Cengiz Han demişti hatta. Garip bir adam demiştik. 100 çocuğu var ama evli değil. Ve son zamanlarda sosyal medyada popüler olan bir videosu dolaşıyor, görmüşsünüzdür. Kendisinin söylediğine göre 15.5 milyar dolarlık servetine rağmen bir evsiz gibi yaşıyor ve evi, arazisi, yatları ve jetleri yok. Büyük kişisel bir mal varlığı olmadığını söyleyen Durov, lüks yaşamı sevmem. Benim önceliğim özgürlük demişti. 2017'de ise Dubai'ye taşınan Durov, Telegram'ın operasyonlarını da buraya taşıdı. Dubai'yi seçmesinin sebebi ise biliyorsunuz, vergiler. Ve daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa vatandaşlıklarını da aldı. Durov'un hikayesi ise geçtiğimiz ay 24 Ağustos 2024'te yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Fransa'da, Paris'te, havalimanında tutuklandı. Özel jetine binmek üzereyken yakalanan Durov, Telegram üzerinden gerçekleşen suç faaliyetleriyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Associated Press'in haberine göre tutuklama emri Telegram'ın kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve çocuklara karşı işlenen suçlar da dahil olmak üzere çeşitli suçlar için kullanıldığı belirtiliyordu. Ama bu tutuklanma hikayesi de bir garip. Durov polise verdiği ifadesinde de Fransa'ya bizzat Macron ile görüşmek için gittiğini söylüyor. Buna rağmen Macron bu iddiayı reddediyor. Ama Durov için Macron'a ait bir evin bile ayarlandığı ortaya çıkıyor. Fakat bu olay pek konuşulmuyor ve Durov bir şekilde yargılanıyor. Ve 4 gün gözaltında tutulduktan sonra 5 milyon euro kefaletle ve karakola imza atması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakılıyor. Fakat yargılanma sonucunda suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapsi söz konusu olabilir. Bu pek mümkün görünmese de hikayenin altından neler çıkacağını da bekliyoruz. Tabii bu olay teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracaktı. Elon Musk bu olayı tehlikeli zamanların bir başlangıcı olarak nitelendirdi. Kendisi de içerik müdahalesine direnç gösterilmesiyle biliniyor. Bu yüzden Durov'un durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Tutuklanmasının ardından Durov da Telegram'da şöyle bir açıklama yaptı. Akıllı telefon öncesi dönemden kalma yasaları kullanarak bir CEO'yu üçüncü tarafların platform üzerinde işlediği suçlardan sorumlu tutmak yanlış bir yaklaşımdır dedi. Yeni teknolojiler geliştirmek zaten yeterince zor. Hiçbir girişimci bu araçların potansiyel kötüye kullanımından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar geliştirmez. Durov, platformun 950 milyon kullanıcıya ulaşmasıyla bazı büyüme sancıları yaşadığını da kabul ediyor bu arada. Bu durumun suçluların platformu kötüye kullanmasını kolaylaştırdığını itiraf ediyor. Ancak medyada Telegram'ın bir tür anarşizm cenneti olduğu iddialarının da kesinlikle doğru olmadığını ifade ediyor. Açıklamasında platformun her gün milyonlarca gönderi ve kanalı kaldırdığını ve suç faaliyetlerinin yayılmasıyla mücadele etmek için dahili bir süreç başlattıklarını da belirtti. Ama yine de hükümet düzenlemelerini karşılamak için ilkelerinden taviz vermeyeceklerini de vurguladı. İlkelerimize uyumlu olmayan pazarları terk etmeye hazırız. Çünkü biz bunu para için yapmıyoruz diye de yazacaktı. İnsanların temel haklarını savunmak ve iyilik getirmek amacıyla hareket ediyoruz. Özellikle de bu hakların ihlal edildiği yerlerde. Durov'un bu son tutuklanması dijital dünyada özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi aslında. Bir platform kullanıcılarının gizliliğini korurken aynı zamanda yasa dışı faaliyetleri nasıl engelleyebilir? Bir ülkede yasal olan bir uygulama başka bir ülkede neden suç sayılır? Bu sorular sadece Telegram için değil, tüm teknoloji endüstrisi için geçerli. Bir yanda özgürlük ve gizlilik idealleri, diğer yanda güvenlik ve düzen ihtiyacı. Bu iki kutup arasında denge kurmak, belki de 21. yüzyılın en büyük meydan okumalarından birisi. Durov'un mücadelesi ise devam ediyor. Telegram hala birçok ülkede yasaklı durumda ve yasal sorunlarla da karşı karşıya. Ancak Durov ilkelerinden taviz vermemeye de devam ediyor. Özgürlük bedava değildir diyor ve ekliyor. Ama bedeli ne olursa olsun ödemeye değer. Peki bu hikayede siz neredesiniz? Durov'un mücadelesinde hangi taraftasınız? Ya da belki de yepyeni bir yol çizmenin zamanı mı geldi? Bilemiyorum. Sizce? Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Havakent sundu.